Ben. Evet, Ben denen şey zaten insan. Yani çünkü dışarıdaki bedenden insan zaten hiç muhatap olmuyor ki. Yani gerçek şeklini hiç görmüyor. Dışarıdaki vücut saydam. Biz beynimizin üstünde oturuyoruz şu an. Yani apartmanın üst katında oturan komşu gibi. Şu kadarcık yerde oturuyoruz beynimizin üstünde. Vücudumuz bunun altında. Bütün olaylar bunun altında oluyor. Apartman gibi bunun altında vücut. Yani şu kadarcık yere göre bir oranlayın. Şu kadarcık yerde bu kadar görüntü görüyorsak. Evet. Değil mi? Bakın ben, mesela ben sizi şu an görüyorum. Şöyle bir şey olarak görüyorum. Siz de beni küçük görüyorsunuz. Yani hacmen öyle görüyorsunuz. Hacmen, evet. Görüntü olarak. Ve görüntü olarak öyle görünüyor. Ama bu şu kadarcık yerde oluyor beynimizde. Vücut bunun altında. Biz onun tepesinde şu anda yaşıyoruz. Apartmanın üst katında yaşar gibi. O Kule'deki Küçük Adam kitabım vardı benim. İnternette var o. Var, evet. Kule'de Küçük Adam. HarunYahya.org'dan girebilirler. Evet, inşallah. Kule'de Küçük. Orada ben bunu çok konuyu çok detaylı anlatmıştım. Ben bir roman dilinde bunu anlattım. Çok en çok satan kitaplarımdandır bu. Kule'deki Küçük Adam. Orada çok iyi anlaşılıyor. Ahmet Altan da zannediyorum bu kitaplarımı okumuş olabilir. Evet, Allah'a emanet. Ki öyle gibi görünüyor. Ama iyi niyetli bir insan bu Ahmet Altan. Yani kardeşi de öyle. Mehmet Altan. Mehmet Altan. O evet. Da yani dürüst. İkisi de bunlar. İkisi de dürüstler. Yani ikisi de ateistler. Bildiğim kadarıyla. Fakat çok dürüstler. Evet. Yani çok samimi çocuklar. İkisi de öyle. Yani mesela analizleri, uslupları çok canlı. Cesaretleri de güzel mesela böyle şey uslupları. Yani kusursuz değil tabii. Eksik hatalı yönleri var. Görüyoruz yani onlar. Çok açık. Ama iyi anlatılsa bence özellikle Ahmet Altan çok iyi. Ha evet. Kule'deki Küçük Adam. Kule'deki Küçük Adam'ı ücretsiz olarak indirebilirler. Hocamızın sitesinden. HarunYahya.org'dan. Kitapta bahsi geçen kule sizin bedeniniz, bu kulenin tepesindeki küçük oda yani sizin dünyanızsa beyninizdir. Kitap boyunca okuyacaklarınız şimdiye kadar alışmış olduğunuz pek çok düşünce ve kavramla büyük olasılıkla ters düşecektir. Ancak burada anlatılanlar felsefi bir görüş değil, bilimin ortaya koyduğu delillere dayanan somut bir gerçektir. Akıl ve mantıkla düşünüldüğünde bu gerçeğin reddedilmesi mümkün değildir. Bu anlattıklarım şimdi bu konu 2012'den sonra insanlar tarafından net kavranmaya başlanacak. Yani o insanlar diyor ya yeni bir boyuta geçeceğiz diyorlar. Evet. İşte anlatılan olay bu. Yani insanlar beyninin içine girecekler. Yani ruhu fark edecekler. Kendi beyinlerin içinde yaşamaya başlayacaklar. Ki doğrusu da budur. Yani maddenin hakikatini görmüş olacaklar. Yani aldatıcı bir bakış değil de gerçek bakışla dünyaya bakmaya başlayacaklar. Yani asıl boyutuyla dünyaya bakacaklar inşallah. Peki bu bakış insanlara şöyle bir şey kazandıracak mı efendim? Sakinlik, daha bir dingin bir bakış açısı, daha o hırslarından, o telaşlarından vazgeçip daha huzurlu bir hayata yönelmeyi mi kazandırmış olacak bu bakış açısını edinmeleri, bunu görmeleri? Evet. Ya öyle bir bakış açısını aldıklarında, yani onun gerçeğini fark ettiklerinde ki bu bir felsefe değil, bu bir gerçek. Mesela sırf şu kalem, sırf buna bir insan tam böyle hakkal yakin, gerçek anlamda iman eder o zaman. Yani sırf bunu bilmek yeter insana. Veyahut herhangi bir kitap, mesela şu kitabı alıp bu harflerinin bu diziliminden anlar. Yani bu kadar harfin düzgünce dizilmesinin Allah tarafından yapıldığını anlar. Yani net iman etmiş olur. Dünya hırsı kalkar. Yani o zaman her şey mesela bir musluk da imanına sebep olur. Muslukta suyun kaybolması da imanına sebep olur. Mesela duş hortumu vesiledir. Su duş hortumunun içinden geçmez aslında. O aklın alması için mantıken öyle Allah öyle yaratır. Tam duşun ağzında yaratılır su. Tam orada yaratılır. Ama insanlar oradan aktığını zanneder. Mesela hiçbir yerde mesela elektrik düğmesine de bastığında bir anda o da aydınlanıyor. Allah onu sebep yapar. Düğmeye basmadan o da aydınlansa insanın aklını atar. Ama onu çok makul görmüş oluyorlar. Mesela bilgisayar da öyle. Bilgisayardaki bütün bilgileri Allah gösterir insanlara. Ama o düğmelerin tuşlarına basmadan bilgisayar göstermeye başlasa bu aklın ihtiyarını kaldırır. Her şeyde sebep. Mesela televizyon da öyle. Elektrik kablosu olmadan çalışmaya başlasa
yani bir enerji açıklaması yoksa bu insanın aklına atmasına sebep olur. Doğru, evet. Mesela televizyon kanallarını bile Allah değiştirir. İnsanlar o kumandayla değiştirdiklerini zannediyorlar. Halbuki Allah değiştirir. Yani tamam, o zaman işte bunun tamamını kavramış olur beyninde yaşadığını anlarsa. Mesela bak Ahmet Altan rüyadan da bahsetmiş. Rüyada da aynı sistem vardı. Mesela rüyamızda arabayla geziyoruz. Yemek yiyoruz. Değil mi? Pilavlar geliyor, tavuklar geliyor. Büyük bir iştahla yiyor adam. Hatta uyandığında üzülüyorlar ya diyor. Yemek yarım kaldı, keşke şunu yeseydim diyor. Birçok insan rüyasında kalktığı için üzülür. Evet. Bir kısmı da sevinir. Belalı bir işe girer rüyasında. Oh der, ne kadar güzel rüyam. Hatta inanamıyor. Bir de kontrol ediyor. Levent Kırca'nın programlarında oluyor böyle. Bir daha geri kontrol ediyor falan. Gerçek var mı diye. Şeyde bir... Bizimkiler de ismi nörokantar olayı orada o değil mi? Kaynanalar. Kaynanalar evet. Orada vardı öyle bir şey. O bir rüya görüyor. Sonra onun rüya olmadığını anlıyor. Bütün milleti sıraya diziyordu. Bizim çocukluğumuzda vardı öyle. Herkesi hazır ola geçirttiriyor falan. Yani rüyasında böyle güçsüz ve kılıbık, herkesin ezdiği bir insan konumunda kendini görüyor. Rüyasında tam bir kabus, bir eziliyor gibi görüyor. Sonra bir kalkıyor, dehşete kapılıyor, inanamıyor. Bütün aileyi kaldırıyor, herkesi sıraya diziyor. Onları hazır ola gitsettiriyor falan. Öyle bir filmi vardı yani. Hazırlıyor hazırlıyor musun? Evet, hazırlıyorum inşallah. Peki rüya neden görür insan? Rüya işte maddenin hakikatini anlamamız için Allah tarafından özel her gün yaratılıyor ki iyi kavramamız için. Ya insan diyor ki cennet nasıl olacak diyor. Sen beynin içinde şu kadarcık yerde bir anda bir aleme geçiyor musun? Şu kadarcık yerde. Mesela Abant'a gidiyor, Antalya'ya gidiyor değil mi? Yiyor, içiyor, turistik gezileri yapıyor ve hepsine inanıyor. Yani sen ona desen ki rüyanda ya bunun gerçeği yok, bunlar hayal desen inanır mı adam? İnanmaz. Hatta diyor ki rüyasında ya diyor bütün bunlar nasıl olacak diyor. Olur mu ki böyle şey diyor. Ama hepsi oluyor rüyasında. Hatta bazen insanlar rüyasındayken uyanıyor, rüyadan uyanıyor. Oh diyor ya rüyaymış diyor, Allah'a çok şükür diyor. Ama yine bir rüyada, yeni bir rüyaya geçiyor. Ondan uyandıktan sonra rüyada olmadığını anlıyor. Üçüncü kere uyandığında oluyor. Birçok insanda olur bu. Bakın rüyadayken uyanır, oh der rüyadan çıktım der. Gerçek artık normal hayatına, işine gidiyor mesela normal. Ya diyor işe geç kalacaktım diyor uykuda diyor vaktim geçmiş diyor. Sonra bir uyanıyor öyle bir konu yok. Çoktur bu insanlarda olur. Maddenin hakikatini kavramamız için yapıyor. Maddeyi dışarıda Allah çok bir kere güçsüz yaratmış. Bir kere saydam yaratmış. Saydam dışarıdaki madde. Cam gibi. Yani baktığında göremezsin maddeyi dışarıda. Öyle yapısı. Çok ayrı olduğu için birbirlerinden. Çünkü bir de titreşim. Yani titreşimin yoğunlaşmış hali madde. Evet. Enerjinin yoğunlaşmış hali. Yani yine o anlamda bir şey yok. O anladığımız anlamda. Evet. Renk de yok. Ama daha da acayip bir ışık yok. Işık yok. Işık olmayınca zaten renk de artık fantezi olmuş oluyor yani. Sertlik algısı da, renk de, ışık da beyinde oluşturuluyor. Tüm bunların dış dünyamızda olmamasının nedeni şu mudur? Dünyaya bağlanmamak. Bağlanmamak tabii. Yani mesela adam fabrikasını gerçekten göstersen ona, fabrikasının saydam olduğunu görse ve simsiyah karanlık olduğunu görse o fabrikayla bir daha ilgilenmez adam. Ama beynin içinde Allah onu rengarenk gösteriyor ama herkesin fabrikası şu kadarcık yerde oluyor. Mesela Hülya Avşar programını yaparken şu kadarcık yerde yapar. İnşallah. Mesela Ahmet Altan açıklamasını yaparken, gazete yazılarını yazarken şu kadarcık yerde yazıyor. Ufacık yerde yazar. Ve matbaa, arkadaşlarını falan hepsini o kadarcık yerin içerisinde görür. Ve bütün insanlar için bu şekildedir. Hiç kimse bundan çıkamaz. Yani mesela başbakan da açıklamasını yine bu kadarcık bir yerin içinde yapar. Beyninin dışına çıkamaz. Bütün insanlık, bütün toplum, George Bush... Dan tutun efendim başka liderlerden çıkın. Amerika, Rusya hepsi insanların beynin içinde şu kadarcık yerde yaratılıyor. Yani insanlar mesela bu kadar diyor ki Amerika'nın gücünü nasıl yeneceğiz diyor.
Sen Amerika dediğin yer şu kadarcık yerin içinde olmuş oluyor zaten seninle. Ama tabii onları kontrol eden de Allah. Mesela Amerika'yı Allah sakinleştirdi. Tamamen Allah'ın kontrolü. İstese mesela Amerika'yı dünyaya musallat ederdi. Kan gövdeyi götürebilirdi. Amerika'yı Rusya'yı Allah istese savaştırır. Bütün dünya tabii mahvolur. Bir anda. Evet. Yani çok makul bir sebep çıkartır Allah. Yani kimse de durduramaz savaşı. Yani ve korusun. Hepsi atom bombası kullanırlar. Yer göğü birbirine kadar bir anda Allah dünyayı korusun. Bitirebilirler. Allah işte bunu yaptırtmıyor. Ve bütün güç Allah'ın kontrolündedir. Ama insanlar her şey böyle doğal aktığı için farkına varmıyorlar. Yani her şey kendinden akıyor zannediyorlar. Evet.